Aşkım ne kadar güzel olmuş ya. Afiyet bal olsun aşkım. Ben bunu da güneye götüreceğim. Dur la dur. Saçmalama. 6 aydan önce su bile vermek yasak çocuğa. Evet doğru. O zaman hazır evde kimse yokken çay mı içsek? Bayram bayram. İyice dellendin sen ha. Dellendim aşkım. Aşkından dellendim. Ulan saçmalama bak. Aha Güney uyanır şimdi ha. Ya bir şey olmaz aşkım ya. Bu ne ya? Aşkım bu zil senin bir yerine mi bağlı? Allah aşkına ben sana ne zaman sarılmaya kalksam bu zil çalıyor ya. Aşkım bugün bayram. Tabii ki çalacak aa o zil. Çalar çalar giderler. Olmaz olmaz ulan bak. Bekliyorlar ben dur. İyi bayramlar ablam. İyi bayramlar. Dur bakayım. Oo, hey bayramlar enişte. İyi bayramlar abi. Duyamadım. Canım. Ya oğlum siz niye geldiniz? Babanlarda görüşecektik akşam. Ya abi bizim bu evliyken ilk bayramımız ya. O yüzden ilk de sizi ziyaret edelim dedik. Aynen. Aman ne şeref ne şeref. Aman ne şeref. İyi bayramlar güzel abi. Ver elini öpmeyin. Öpmüş kadar oldun yavrum. Hadi ya. Bir de senlere bakayım. Bir de dur ben deneyeyim. Yok. Kızım. Güzel abi bayramın kutlu olsun. Sağ ol. Sağ ol canım. Oturun at, oturun. Sağ ol. Yutum oğlum. Ana! Tatlım var. Oğlum bir soluklansaydın ya. Dur oğlum ha. Birazdan servis edeceğim sizi. Sen hiç zahmet etme Yıldızmam. Ben servis ederim yine. Sen hiç yorulma. Bunlardaki hevese bak ya. Aşkım, nasılsın? Nasıl gidiyor? Aşkım ben ha yanındaydım. Bana niye soruyorsun? Çocuklara sorsana. Biz iyiyiz ya Yıldız ablam şükür valla. Şimdi annemle babamın mezarını ziyaret ettik de... ...bir de manevi anamla babamı ziyaret edelim dedik. Abartma lan. İyi ettin yavrum, iyi ettin. Osman, oğlum sen nasılsın? Ha dolmuş almışsın. İyi valla çok şükür Yıldız ablam ya. Sağ olsun babam beni iş sahibi etti. Oh. Babam sağ olsun tabii. Sen bilmem kaç bin liralık dolmuşu nereden alacaksın? Arkasına da yazdır. Babam sağ olsun ya fosforlu. İşte o yüzden öyle diyorum ya Güzel abi babam sağ olsun diye. Sen de öyle demeyin mi? Anlamadım. Şey işte. Yok oğlum direkt söyle ya. Sen de baba parası yiyorsun be. Yüzsüze bak söyle. Yok Güzel abi estağfurullah olur mu öyle şey ya? İnsan babasının kıymetini bilmeli. Vallahi ben hep kızlara da söylüyorum Güzel abi yani. İnsanın başı ne zaman dara düşse ne de olsa ilk babasını arar. Niye geçiştiriyorsun Kuzey abi ya? Geçen gün karakolda kızları ağlayarak seni aramadı mı? Kötü bir şey demeyeceğim ya. Geçen gün Güney'i kaybettiydik ya onu diyorum ben. Kızlar siz ağlaya ağlaya babanızı aramamış mıydınız o gün? Ne? Ne dedin sen? Güney'i mi kaybettik dedin? Nasıl ya? Ula dedin ya şimdi Güney'i kaybettik dedin. Güney'i mi kaybettiniz siz? Yok yok ben Güney'i kaydettik dedim. Bizim spor salonu var ya Yıldız abla. Biz oraya Güney'i kaydettik dedim. Hani şimdiden hazırlayalım diye. Ula boş konuşma. Konuşma bana böyle boş bak. Kaybettik dedin ha. Düpedüz kaybettik dedin. Ne ettiniz? Ne ettiniz çabuk anlatın bana. Güney'i nasıl kaybettiniz? Ay güzel kızım. Ay şuna bak ya. Ne güzel uyuyor maşallah ya. Canım canım. Ay canım kızım. Senin su aynı sağa benzemeye başladı. Kime benzeyecek? Nalide bana benzeyecek zaten. Ay ne bileyim bana da benzeyebilirdi yani azıcık. Tamam büyüyünce de sana benzer. Büyüyünce zaten sakallı bıyıklı adam suratı mı olsun? Sana benzesin tövbe yarabbim ya. Canım. Sefer şimdi bayram gezmesine gideceğiz ya. Ondan sonra da azıcık çarşıya uğrayalım he. Ne yapacağız çarşıda Nalide? Ya böyle bir dolaşırız ne bileyim belki kırmızı siyet ayakkabı falan alırız. Kız sen gittin eltini mi kıskandın ayağında gördün de onu? Ay ne alakası var ya ben o sümüklü kameri niye kıskanıyorum o sarı çiyanı? Tarzım değil bir kere yani. Ne edeceğiz nerede alıp siyet pabuç şimdi durup dururken? Sefer. Ben küçükken bizim komşunun kızına bayramda siyet kırmızı ayakkabı aldılardı. İçine de dantelli çorap giydiydi. Öyle içim kaldıydı. Anam bana almadıydı. Böyle travmam oldu, çocukluk travmam. Şimdi diyorum ki yani öyle
10-15 çocuğa o ayakkabıları da alalım da sevabına dağıtalım. Bize de bu yakışır. Neden bana söylemedin? Söyleyemezdim Sefer. Travmamdı. Söyleyemezdim. Gel buraya. Her şeyim. İyi ki hayatımdasın, iyi ki misin? İyi ki. İyi ki sensin, iyi ki üç nokta. Her şeyimsin, iyi ki. Ama böyle kaynatmak yok, alacaksın. Kaynatmak ne kelime ya? Hem de öyle 3-5 tane alayım. Kamyon kamyon alacağım yani. Canım hocam ya, iyi kim ya? Severim. İyi bayramlar. Ay bunların güzelliğine bak Sefer. Çok tatlılar. Poşetler poşetler. Derin suyun bir an önce büyümesi lazım ki şu harçlık olayına hemen hızlı bir şekilde adapte olması lazım. İyi hadi bakalım. Biraz. Yavaş yavrum elimi çektin. Elime bırak tamam oğlum vereceğim hadi. Ne şanslısınız ama bak. Bak 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 bak. Gördün mü tedarikliydim ben de hadi bakalım. Sefer. Çocuk bana harçlık öğretti mi? Nalan bu kaç tane çocuk var ne harçlığı normal çikolata işte yani hadi. Tabii adettendir. Haydi şimdi par. Bozuk geçiyor. Ya bütün ver o zaman bozdurma. Bütün mü? Ya. Hadi sıkıntı sıkıntı. Hı. Tolgan gel buraya. Geldim Sefer Bey. Bak şimdi şu parayı al. Çok büyük bir para. Bunu git Veli Bakkal'a de ki bunu bozacaksın de 4 eşit 5 eşit parçaya böldür. Arkadaşlarına bunu dağıt. Tamam Sefer Reis. Senin adına da bir iki tane cips yatırayım mı? Tamam benim hesabıma birkaç tane bir şeyler yastır yani. Cips cips yastır. Ya çakal ya aynı bana büyüyünce kesin bana benzer bu yani. Hayırsın Sefer Reis gurur duyarım. Vay ben de gurur duyarım. Bana bak lan. Söyleyin bir de Veli'ye size Veli'nden bir tane kakaoz açsın. Kakaoz meyve suyu açsın hadi. Toygan ya Toygan. Bu çocuğun adı Toygan değil. Tolgay, Togay, Tongay, Tolga falandır. Bu çocuk Toygan diye isim olmaz. Ay Sefer. Toygan çok basit. Toygan, Toygan. Hayır, çok hadi. Basit bir isim yani. Haydi yanlış koymuş. Anasıyla babasıyla bunu konuş. Yanlış isim konulmuş. Hadi hadi Sefer hadi al gidelim. Tamam. Haydi bu ters bu tarafta. Nasıl gidiyor? Beni insan beni kopar böyle. Allah Allah. Çabuk en baştan anlatın. Ne yaptınız? Hepiniz bir olup nasıl Güney'ime sahip çıkamadınız, nasıl kaybettiniz oğlumu? Bütün suç benim. Ben sahip çıkamadım Güney'e. Parktaydık, oturuyorduk. Bir tane kadın geldi yanımıza. Su içmesi lazım dedi, susamış dedi, çok kötü görünüyor dedi. Bir anlığına ayrıldım yanından, yemin ediyorum ki. Sonra geldiğimde yoktu, kaçırmıştı. Mine sen kardeşini, Güney'i hiç tanımadığın bir kadına mı emanet ettin kızım ha? Evet, farkındayım, hata yaptım. Aşkım, ben Mine ile konuştum olaydan sonra. Gayet hatasını anladı, dersini de aldı. Sonra ne yaptınız? Hı? Nasıl buldunuz oğlumu? Bu polise gittik. Sonra babama haber verdik, bir şekilde bulundu işte. Ya neyse ki Allah'tan yani kadının kocası bebeği oyuncak bebekle değiştirmiş de kadın köprüden oyuncak bebeği attı. Ne? Köprüden mi attı? Allah senin belanı vermesin be çocuk be. Gözüm görmesin seni ya. Asıl benim gözüm görmesin hiçbirinizi. Sana da yazıklar olsun Kuzey. Aa, benim arkamdan böyle kompas kurup komple yapıp da benim bebeğimi kaçırıldığını bana mı söylemediniz? Aşkım sen o zamanlarda yeni yeni toparlıyordun. Bak Güney'e bir şey olmasından çok korkuyordun. Ondan söylemedik. Aha olmuş. Olmuş yine Güney'imi kaçırmışlar. Olmuş ya bir şey. Ama bulduk. Ya kadının kocası size haber vermeseydi? Ha? Allah'ım esirgesin hoş. Allah'ım esirgesin. Ya Güney'e bir şey olsaydı? Hı? O zaman ne yapacaktık? Nasıl böyle bir salaklık yaparsın Mine? Ne desen haklısın Yıldız anne. Benim bir anlık hatam Güney'in hayatına mal olabilirdi. İnan ben de çok suçladım kendimi. Ay ne yapayım? Hı? Ne yapayım Mine şimdi? Oturup bir de sağ mı üzüleyim?
Mavişim, bak hepimiz bir aradayız. İlk bayramımızı kutluyoruz birlikte. Ne olur bak tadımız kaçmasın. Hiçbirinize güvenmiyorum sizin. Hiçbirinize. Hiçbirinize güvenmiyorum. Ha daha bunlar çocuk, yarım akıllı. Benden saklanmış. Ya sen? Ben hiçbir zaman mı güvenemeyeceğim sana? Ya yavrum söyledik ya, kendini üzme diye söylemedik ya. Abla bak eniştem haklı, hani sana bir şey olur. Sus ula, sus. Senin de mi haberin vardı? Sen de mi bunlarla birlik olup bana hiçbir şey söylemedin? Biz bulaşmayalım Poyraz. Biz dayımgillere bayramlaşmaya gidecektik. Geç kalmayalım şimdi. Hadi Poyri. Dayımgil kim kız? Kim o? Poyraz hadi aşkım, hadi yürü ha, biz gidelim. Tamam. Kaçmayın ula, kaçmayın. Vereceksiniz daha bunun hesabını. Hepiniz şebeke oldunuz demek. Hepiniz benim arkamdan iş çevirdiniz demek. Bundan sonra hiçbirinizin yüzünü görmek istemiyorum, anladınız mı? Anlamadım, kovuyor musun bizi? Seni değil, ikinizi kovuyorum. Kardeşlerimin kovulduğu evde iki dakika bile durmam ben. Kızım, olur mu öyle şey? Yıldız sinirle öyle söyledi. Yıldız saçmalama, kızlarımı kovamazsın. Arkamdan iş çevirenlere nasıl güveneceğim ben bu saatten sonra Kuzey, ha? Nasıl güveneceğim ben size bundan sonra? Haklısın Yıldız anne. Zaten bu evde bize hiçbir zaman yer olmadı ki. Biz gideriz. Siz de oğlunuzla mutlu mesut yaşarsınız artık. Gökçe! Emin ol ne kadar ağır ceza verirsen ver. Benim vicdan azabımdan daha ağır olmayacak. Sen beni affetsen de ben kendimi affetmeyeceğim. Hoşça kal baba. Kızlar, siz şimdi gidin. Ben çözeceğim bu durumu. Gerek yok baba. Dediğim gibi Yıldız anne haklı. Bizim yüzümüzden öz evladını kaybediyordu neredeyse. Yıldız anne, izin verir misin? Eşyalarımızı toplayalım mı? O kadarına müsaade edersin herhalde. Eşyalarınızı toplamanıza gerek yok kızım. Ben halledeceğim dedim. Ne kadar eşyanız varsa toplayın. Ondan sonra da gidin. Yıldız. Sen de nerede ne konuşacağını hiç bilmiyorsun ha. Kuzey abiye de yaptığın ailesini şimdi gittim de Yıldız ablaya söyledin. Ya oğlum ben... Ver et, ver. Kızım ne koydun bunu? Şu halimize bak ya. Resmen kedi yavrusu gibi sokağa atıldık, iyi mi? Aynen, hani böyle bir hevesle hayvan sahiplenip sonra iki ay sonra dışarı atarlar ya. İşte Yıldız anne o tam olarak. Herhalde yani. Bize nevesini aldı. Şimdi rahatça zevkü sefa içinde oğluyla yaşar. Öyle deme Kenan Firim ya. Bak Yıldız abla sizi bir sinirle kovdu. Bir haftaya kalmaz geri çağırır tekrar. Tam çağırsın da biz geri döner miyiz acaba? Dönmez miyiz? Dönmeyiz tabii. Kovulduğumuz eve geri niye dönelim? Dedemlere gideriz. Yok, dedemlere olmaz. Yıldız ablanın bizi kovduğunu öğrenince üzülürler. Aramızı falan yapmaya çalışırlar. Olmaz. E niye işte? Gelinlerinin nasıl bir insan olduğunu görsünler onlar da. Kızlar abartmayın ama siz de. Yalnız kalmayın diye ben de evi terk ettim. Büyütmeyin daha fazla lütfen. O zaman bana gidelim. Legolas sen hiç konuşma Allah aşkına ya. Şu an ne yaşıyorsak senin yüzünden zaten. Aşkım gerçekten ya. Nasıl böyle bir boşa azgınlık yapabildin? Ya ben çok özür dilerim. Düşünemedim sakladığınızı. Neyse artık olan oldu. Yok Eminler de olmaz. Başka bir yer bulmamız lazım. Ya Osmanlılara gidebiliriz. Tamamen nacizane bir fikir. Olur, gidelim. Kızım sizin sevgililerinizden başka kalacak yeriniz yok mu? Sefer abilere gidelim işte. Aynen çok güzel fikir. Hem onlar bizi sokakta da bırakmazlar. E hadi yürüyün o zaman. Ha, hadi bir tane. Oğlum bana ne dediğini duydun mu eşyaları toplar? Dedi abla sen bunu al istersen. Ha, yok yok. Hiç. Kız vallahi özlemişsin ha seninle böyle baş başa kalmayı. Saçlarının dallarında boğulmayı falan çok fena aldım. Boğulsana seferim. Kız yapma kötü oluyor ama kalbim dayanmayacak bak. Kalp, 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 kalp. Gel buraya. Sefer Bamba amca. Sefer Bamba amca. Ne o ya? Ne oluyor ya? Kim bunlar? Çalar çalar giderler gel şuraya. Sefer abi. Dur ben. Ha, kız uyanacak. Hadi git gel git. Ay Allah'ım baş belalar ya. Baba amca. Ne ya? Kızım ne oluyor? Yokuz diyoruz yani. Yokuz diyoruz. Ne o valizler falan. O şakanın modası geçeli çok oldu.
Kızım ayaklar çıkar. İçim yanıyor. Anam çik çikler. Kız hoş geldiniz. Amin. Kız ne oldu? Sefer pampamca ocağına düştük biz. Kızım nedir koca koca valizlerle falan geldiniz? Hayırdır? Valiz mi? Ne valizi? Yıldız anne bizi evden kovdu. Ne? Nasıl kovdu ya? Niye kovdu? Kızların Güney'i kaybettiğini öğrenince kovdu işte. Niye? Güney nasıl kayboldu? Güney mi kayboldu? Yeğenim ne yaptınız yeğenime kız? Ya tamam tamam bir sakin olun. Güney'i kaybettik ama geri bulduk yani. Çok oldu. Evet yani biz Yıldız abla üzülmesin diye ondan saklıyorduk ama... boş boğazlı biri maalesef ki her şeyi anlattı. Kızım nasıl oldu? Yeğenimi nerede kaybettiniz? Ya şimdi şöyle oldu. Biz yürüyüşe çıktık sahile. Ondan sonra deli, çıldırmış, böyle kafayı yemiş bir kadın geldi. Kandırdı beni. Aynen. Ondan sonra çaldı Güney'e gitti. Ama merak etmeyin. Aynı gün içinde bulundu. Hiç sıkıntı yok. Tabii Yıldız abla da bu olanları öğrenince bizi kapı dışarı etti. Uzay'ı geri almadı mı? Yıldız'ın hükmünü bozmadı mı? Ay bunlara iyice bir haller oldu ya. İnsan şöyle güzel evlatlarını hiç kapı dışarı eder mi? Haydi laf mı şimdi bu Kuzey beni evinden dışarı atmış yani bunları mı atmayacak yapma. Ne diyorsunuz? Kabul ediyor musunuz bizi? Vallahi bakın aylardır yer yatağında yatmaktan omurgamız büklüm büklüm oldu. Birbirine girdi dolamaç oldu ya. Bırakın şurada rahat rahat yatalım ne olur. Kızım saçmalamayın ya. Siz istediğiniz yerde yatın da yani. Dedenizin evi de çok güzel hoş bir ev bahçalı falan oraya niye gidilmedi? Yoksa bizi almayacak mısınız? O ne demek? O ne demek? Şu andan itibaren Nail ablanızın himayesi altındasınız. Uçunuz. Evet. Kızım ben baba yardımcısı sayılırım. Saçmalamayın. Bizim evimiz sizin eviniz yani. Ah canlarım benim. Ya şuna bak, şunun sıfatına bak ya. Şunun sıfatına bak, şu küçük olanın. Bunu... Sen aramızda yatarsın. Yavru köpek gibi. Hayır canım aramızda niye yatsın? Haydi ne alaka? Gitsin her yerde yatak var. Aramız olmaz. Bizim yatak zaten eğimli düşeriz. Eğimli be. Ah canım canım. Edeler çekiyor o yataktan. Ben de ana yaranınız derdim ama biliyor musunuz aranızda yine mam kadar sevmem. O yüzden mam yaranız diyelim şimdilik. Buluruz bir yer yatarız burada. Herhalde kızım. İstediğiniz yerde yatın ya. Şunlara tatlına bak ya. İstediğiniz yerde yatın. Ev sizin sayılır ya. Bir tane şunlara bak ya. Ay bunlar bildiğin bayağı şey civciv civciv. Çok eğleneceğiz ha. Çocuk ya şunlara bak. Ay dört tane kızımız oldu ya. Hep istediğim şeydir. Yerleşiriz artık buraya. Ayrıca anne kim yerleşiriz. Su içeceğim, su içeceğim. Bırak. Su içeceğim. Tamam, otur. Sen anlatma bakayım bana Kuzey. Güney'in o kaçırılması ne olayı ne ben? Çünkü çok fena geldim. Ya şimdi ne oldu biliyor musun? Lan. Lan altıma mı yaptım acaba? Vuru oğlum yap. Lan rüyada mı yaptım acaba altıma? Rüyada yaptım altıma. Anay ya. Ve tuvalete gitmem lazım. Of. Of. Bu ne? Kim var içeride? Bu nedir ya? Kim içeride? Kim olacak Sefer? Ben varım. Hadi çıkar mısın? Çok kötü sıkıştım. Çık hadi yavrum. Mümkün değil çıkamam ya. Sana zahmet değil tuvalete gidiver. Haydi gidemem. Burada felaket sıkıştım. Buralara bırakırım bak. Dayanamayayım. Adım atacak halim yok. Çıkıver. Hızlı uyandıracağız Sefer ya. Bir tane tuvalet var evde. Git birine yap. Haydi alacağın olsun. Alacağın olsun. Haydi adam. Hayret bir şey ya. Haydi'ye bak ya. Ulan devamlı altıma yapıyormuşum gibi istediğim yani. Bu nedir ya? Yapmıyorum ama guru yani. Yapsam ıslak olur yani. Hayret bir şey ya. Ama bir durursam yapacağım sanki yani. Ama yapmamış gibiyim. Öbür tuvalete falan gideyim. Aynı Haydi ya. Of. Nasıl ya? Nasıl açılmıyor lan bu kapı? Allah'ım sen bana yardım et. Bu niye kapalı acaba? Dolu. Dolu mu? Ne dolusu ya? Benim evimde benden habersiz. Kim doldurdu burayı? Kimsin sen? Sefer abicim. Feride ben. Feride. Kız çık oradan çabuk çok felayım ben. Hadi çabuk çıkmayayım oradan hadi abicim çık. Ay üzgünüm ama çıkamam. Feride yalvarıyorum çünkü çok kötüyüm kız. Köpeğin oğlum kapında evliyim havlayayım ne istiyorsan yapayım. Bak zaten birazdan orası burası tuvalet olacak. Çok kötüyüm diyorum tutamıyorum. Hadi kızım çıkın hadi tatlım benim. Ya çıkamam diyorum. İnan ben de isterdim ama mümkün değil. Sen en iyisi aşağıdaki tuvalete git.
Allah'ın namını Ferit'e inşallah. Tez zamanda bütün kötülükler sana uğrasın, o tuvaletin içinden hiç çıkama. Buyruklarına geçsin ömrün inşallah. Tuvalet buyruklarına yaşa ömür boyu. Allah'tan bunu inşallah yani. Ne yapacağım ya, aşağı ineyim bari. Adam vallahi yapacağım ha. Belan mışık. Bana bak, hiç kimsenin umurunda değil bak. Çık oradan bak. Vallahi gebertirim, çık. Benim Sefer abi, Mine. Ama çıkamam. Mine vallahi çık bak, kapıyı kırar bak. Çık şuradan. Çıkamam dedim Sefer abi. Sen yukarıdaki tuvalet... Hala yukarıdaki tuvalet yok. Şu tuvaletten çık bak. Vallahi gebertirim seni, çık. Ay olmaz, çıkamam ya. Allah'tan bul Mine inşallah ya. Böbreksiz kal. Tuvaletlere gireme. Bir daha, üç bir daha tuvalete falan gireme ya. Ne inşallah. Ulan Feride çıkmıştır inşallah. Allah. Allah'ım yarabbim, en sonunda cin çıktığını istersen kurtarın tuvaletimi. Kızım ne sallanıyor? Çık sana şuradan. İşte Allah bana Allah. Bana sen... Zeyil Ayşer. Allah çabuk kalk. Allah. Cenab-ı çık lütfen, çok kötüyüm. Çıkar mısın? I'm sorry, işim uzun benim. Ay hayret bir şey. Kardeşini çıkar. Ben nasıl çıkarayım ki şimdi onu? O zaman bana saksı getir. Saksı mı? Olmaz tabii. Tamam, o zaman Yıldız'ın odaya girelim ben. Sefer abi delirdin herhalde sen. Odayı mı yapacaksın tuvaletini? Çocukken yapıyorduk, camdan aşağı salıveriyorduk yani, ne olur ki? Yani sen bilirsin de, yani şimdi sen yaparken konu komşu falan görür, adın sapığa çıkar, bilemedim ben. Delirler şimdi. Her şeyde bir çıkın çıkın gözümün önünde, çıkın yıkın şuradan. Tamam, iyi geceler. İyi geceler. Çok berbat, çok berbat bir gece bu gece ya. Hala bak, evimin tuvaletlerinin hepsi tuvaletini yaptılar yani. Kız kelafir bak, çık, çok paralarım seni bak, çık şuradan dışarı. Evde yokuz. Lan evdeksin, inşallah komple yok ol, tamam mı? Dünyada yok ol yani, gölgelerin içinde hapis kal. Çıkama gölgelerin içine, Allah'ından bul inşallah kelafir. Kız çık. Yalnız bir şey söyleyeceğim, konsantrasyonumu bozuyorsun. Senin yüzünden hiç çıkamayacağım bak Sefer Apıça. Puh, sana yazıklar olsun kardeşim, konsantrasyonu bana başlatma. Burada mahvolduk yani, ben ne yapacağım çok... Ya bahçeye yaparım. Bahçede çiçekleri sulayayım en iyisi. Hadi, hadi Sefer.